Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir giriş yaptık. Adana gece sokak lezzetleri çekeceğiz. Yine belgesel çekim için buradayız. Özgür kamera arkasında. Bünyamin abi, Lokman abi buradalar kendileri. Gelebilir misiniz abi? Şöyle bir gösterelim. Evet. Bu arada kamerayı tutmama ne kadar güzel bir şeymiş ya. Böyle iki elim böyle açıkta konuşabiliyorum, izah edebiliyorum size. Şöyle araba ışıklarını, Özgür de burada. Şimdi planımız şöyle. Adana'da sokakta böyle seyyar satıcılar var. Oralarda şırdandı, işte tantuniydi, oydu, buydu, ıvırdı, zıvırdı, her şeyi yiyeceğiz. Azar azar yiyeceğiz. Çok yememeye çalışacağız. Ama öncesinde şöyle oturacak güzel bir yer arıyoruz. Şu an Menderes tarafındayız. Salep falan da içeceğiz. Hepsini yapacağız. Merak etmeyin. Plan yok. Tamamen doğaçlama bir video. İlk olarak Salep'le başlarız. Ya da Antep'ten getirdiğimiz baklavayı yeriz. Yemekten, iftardan yeni geldik. Ve başımız falan ağrıyor inanılmaz derecede. Biraz yürüyeceğiz, eriteceğiz. Ondan sonra ufak ufak kayda devam. Şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Lokman abi, Adana'da merak ettiğin sokak lezzetleri. Özellikle gece çıkanlardan. Böyle sosyal medyada görüyorsundur illa. Gece dönercisi, şırdan, mum bu, var, börekçi. Tostçu vardı. Tostçuyu merak ediyorsun? Tostçu Mahmut vardı. Ama evet. Antepli miydi o adam? Antepli adam. Burada onu mu merak ettin? Pardon hocam. Adanalıydı. Adanalıydı değil Adanalıydı. Mi? O zaman... onu da merak ediyorum. Bu mekanlar biraz pavyon havası katmış buraya. Böyle biraz renkli renkli değil mi? Evet. Lokman abi. Biraz mal daha... Mal varlığımı burada harcamaya geldim. Tallalar sattı. Sirt'te ne kadar tarla varsa sattı geldi. Sattım geldi. Evet. Ha bu arada baklava geldi. İnsanlar şu an olaya vakıf değil. Baklava yiyeceğiz arkadaşlar. Kafeye geldik. Özgür hazır mısın? Hazır. Dırın, dırın. Oo. Kırmızı ışıkta, pavyon ışığında. Gözüktü, geri gitti. Mouse gözüküyor bak. Afiyet olsun. Lokman abicim, afiyet olsun. Asıl olaya geldik. Ben yiyeceğim şimdi. Hangisinden yiyelim? Mitye mi yiyelim? Ne yiyelim? Nasıl usta? Ben klasikten yürüyeceğim ya. Şöyle bak. Bak aman, alt tarafının üstte damağa gelecek şekilde yiyeceğiz. Evet, şimdi o baklava sahnesinden sonra dedim ki ya şöyle çıkalım, insanlar böyle sokakta yürüyorlar, mısır falan yiyorlar. Menderes tarafında, zaten Adana'nın etrafında dönerken bir mısırcıya denk geldik. Şöyle hemen direkt kendimden çevireyim. Doktorun yeri Bici Salep yazıyor burada. Abi kolay gelsin, iyi akşamlar bu arada. Evet arkadaşlar, şöyle gösterelim. Ata Bey. Şöyle vereyim ağzınıza. Elinize sağlık. Sağ olun. Adana'da böyle geliyorlar işte akşam aileleriyle, kız arkadaşlarıyla, ne bileyim öyle normal arkadaşlarıyla geliyorlar. Böyle mısır alıyorlar. Zaten burada bulabileceğiniz en ucuz yiyeceklerden, böyle atıştırmalık diyelim, mısır var. Bildiğimiz mısır çok da güzel. Yürüyüş yaparken, otururken böyle kamp sandalyenizin aldığınız göl manzarasında atıştırabilirsiniz. Ben artık Özgür'lere de ikram edeceğim. Kaydı kapatalım. Özgür'cüm yer misin? Özgür'e de şöyle verelim. Allah'ım seni. O kadar ki şeyiz ki, yani fakiriz ki, reziliz ki. Antep'ten gelip bir mısırı 4 kişi dönüyor. Daha lezzet çok. Bununla karnımızı doyurmayalım. Hadi geçelim. Kes gitti. Yalnız başıma Menderes'in başına arabayı park ettim girişine. Yürüyorum sokakta. Burada işte salep, bici bici. Bunları tadacağım, bunları yiyeceğim. Ardından çarşıya doğru, böyle baraj yoluymuş. Ardından Dilberlere doğru, sonra Yüreğir'e doğru. Oradan şırdanmış, kokoreçmiş. Onun dışında biraz not aldım. Bunlardan yiyeceğiz, atom içeceğiz. Şimdi karşıda bir salep yazıyor. Salep yaz. Burhan Park yazıyor burada. Burhan Park'ta Salep yazıyor. Burada Salep'imizi içeceğiz. Programa böyle devam ediyoruz. Gel abim benim, içeride Salep içeceğim. Dışarıda durayım, hiç içeriye gelmeyeyim. Selamünaleyküm bu arada. Video çekiyor adam. Ne içersiniz? Salep'iniz var mı abi? Orijinal abi, tam yerine geldim. O zaman iyi. Ben tekrardan göstereyim, burayı bir detay alayım. Al abim. Burhan Park. Abi isim neydi bu arada? Abi. Erkan abi, memnun oldum. Ben de Ata abi. Ben de memnun oldum. Ben de usta başlayayım burada. Öyle mi? Bici, Salep. Bir tane salep alabilir miyim ben abi? Abi de bir salep söyleyeyim. Bu da bici bici. Anlayıcım, hemen getiriyorum. Evet. Baklısı. Bici bici dediğimiz. Yediğiniz zaman yazın salep. Bilevi. Evet. Aynen. Kışın gidip dondurma yerdik Maraş'ta. Adana'da da bici. Ağzına sağlık. Aynen öyle. Şimdi anlaşılacak söyleyeyim.
Evet kardeşim, bici yiyoruz. Bici ne kadar bu arada? 75 lira. 75 lira. Ha. Biciyi nasıl yapıyorsun? Yanına gelip çekebilir miyim? Ya da buradan... Ya bak, şimdi burada da bici doğranmış, biz mecbur doğruyuz bunu. Bici şey nasıl, ne o yani? Bu nişastadan yapıyor abi. Nişastadan? Evet. Heh, tamam. Nişastadan yapıyor abi. Bunu evde halamız dondurur güzel bir şekilde. Evet. Biz de burada dilim yapıyoruz. Ondan sonra hemen şöyle abi bir şey şeker atıyor altına. Pudra şekeri. Evet. Ondan sonra buz rendeliyoruz. Evet. Kar şeklinde yapıyoruz abi. Şöyle aç takıma, ben normal gösteriyorum sana abi. Evet. Öbürünü abi çektik zaten. Salepi ne? Şöyle. Salep'e de geçeceğim. Bu sıktığımız... Bu da, bu da boyası tatlandırıcı. Tatlandırıcı, he, anladım. Bu da şeker tekrar. Evet. Meyve istersen muz doğruyorum, istersen doğrabilirim. Anladım. Doğrarsan tamam, iyi olur abi. Memleket nerede? Antep abi, yakından geliyorum. Uzak değil. Işte. Hem bici yiyeceğiz, hem salep içeceğiz. Salep'in hikayesini de senden dinleyebilir miyiz abi? Abi yana bakın siz önce. Neden Adana'da başlayalım? Yani kışta sürekli salep içiliyor sanırım. Yaz, kış fark etmiyor. Yok. Bu yaz kış fark etmiyor. Bunu evet yiyebilirsin. Salep. Bunu yaz yiyemezsin çünkü süt çabuk bozduğu evet için. Evet. Yapmıyoruz. O zaman önce soğuktan başlayayım ben. Birazcık tadına bakayım. Ardından evet, böyle geçelim. Fazla yemesen de olur. Boğazın ağrı asla etmiyor. Aynen. Zaten hastayız abi. Şöyle bir pipetle içeyim. Evet dostlar. Bicimiz burada. Kameramızı sabitledik. Şöyle bir hemen tadına bakalım. Eridi. Mükemmel ya valla. Daha önceden zaten tadına bakmıştım. Ben, izleyenler de bilir. Abi salep gerçekten güzel ya. Abi. Yani kışın biciyi belki yemezsiniz. Bilmiyorum, rahatsız edebilir sizi. Soğuktan dolayı şeker asla rahatsız etmiyor. Ama salep kesinlikle içmelisiniz yani. Tavsiyelerim arasında. Hatta şimdi story'e çekiyorum bunu. Instagram'dan takip edenler görecek. Alkalarımızın hepsinin 29 tanesinde faydası var abi. Alkalar, evet. 29 tane alkalar. Ne kadar vitamin varsa hepsi bunda. Aynen abi. Ben bunu Instagram'a çekmezsem olmaz. Instagram'a da çekerim şöyle. İyi akşamlar. Şu an Adana'da gece sokak lezzetlerini tadıyoruz. Ve şu anda şöyle göstereyim mekanı. Burhan Park'a geldik. Burası Menderes tarafında. Bici tattık. Bici zaten biliyorsunuz rahatsız etmeyen bir tatlı. Ve salep içtik. Salep'i kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an tam zamanı aslında salep'in. Abim de çok güzel bir şey söyledi. Salep'te dedi alfabemizde 29 tane harfin 29'u da yani ne kadar vitamin varsa bunun içerisinde bulunuyor dedi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani Adana'ya geldiğinizde Burhan Park'a ya da herhangi bir yere bilmiyorum, salep için tavsiyemdir. Ben de şöyle bir içeyim ve sonlandıralım. Burhan Park'a. Burhan Park'a herkesi bekleriz. Story'mizi de çektik arkadaşlar. Bir sonraki sahnede görüşelim. Bugün çok uzun bir video olacak. Eğer oruçken izliyorsanız hakkınızı helal edin. Gerçekten yani Adana'ya gelip de bunları yemeden içmeden olmazdı. Adana'da zaten lezzetleriyle ön plana çıkan bir şehir. Şimdi bizimkileri bıraktım. Adana'da zaten bayağı meşhur olan bir yere geldik. Bizim börekçilik. Şöyle ben size direkt burayı gösteriyorum. Bizim börekçiliğe geldik. Burada bir börek yiyeceğiz. Adana'da aslında geceleri börek de yeniliyor. Ben birçok videolara baktım. Yani Adana'daki gece lezzetlerine baktım. Burada börek yani fazla çekmemişler zaten meşhur olduğu için. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Abi şimdi ben YouTube'a video çekiyorum. Bana atıştırmalık olarak böyle az bir şey. Hem kıyma hem peynir biraz karıştırırsak. Hatta bir kilo verin, yarım kilosunu da paket yapalım. Yarım kiloyu da ben burada yiyeyim. Gündüz gece fark etmiyor. İnsanlar kahvaltı için de börek yiyebiliyor. Akşam da gelip yiyebiliyorlar. Burada Veysel Paşa'yı da tabii tercih eden çok. Ben her ikisini de beğeniyorum. Gerçekten çok iyi. Şu sabitleyelim, rahat rahat konuşalım. Yemek gelince de zaten sohbetimize devam edeceğiz. Ayranla yiyen var, çayla yiyen var. Saat de geçtikçe konuşmakta da zorluk çekiyoruz. Artık yorgunluk var, uyku bastırıyor bir yandan. Sabah tekrardan belgesel çekimine geçeceğiz. Çok yoğun geçiyor günler. Ama söz YouTube'u boş bırakmayacağım, böyle devam edeceğiz inşallah. Siz zaten izlediniz hazırlanış halini de. Ya bir de burada böyle göstereyim.
Bir yandan hastalık bastardı bu gece sokak lezzetlerini çekmekten. Ayranımız da geldi. Teşekkür ederiz abi, sağ olun. Burada şimdi Adana böreği diye bilinen tereyağlı, peynirli olan su böreği aynı zamanda. O var. Onun dışında kıymalı böreğimiz. Benim favorim bu zaten. Tabii tereyağlıyı burada daha önce hiç yememiştim ama çok güzel duruyor. Şimdi zaten tadına bakacağız. Bu da bir normal klasik peynirli. Normal peynirli yani. Tereyağlı değil. Normal peynirli. Biraz anlattığımda sorun varsa kusura bakmayın. Burada da yine biberimiz var. Adana'da zaten her yemeğin yanında. Sabah kahvaltıda bile neredeyse biber yeniliyor. Yani midesi hassas olanlar için tabii ki de biraz sıkıntılı olabilir ama bizim midemiz de sıkıntı yok. Öncelikle oruçken bu videoyu izleyenler hakkınızı helal edin. Gerçekten vallahi özür dilerim. Bunu gece çekiyoruz zaten. Şöyle bir hemen su böreğiyle başlamak istiyorum. Birazcık zor aldık ama. Ya çatalla da yeniliyor da gerek yok abi. Biz elimizle yiyelim böyle. Baklava gibi. Çok iyi tadı. Gerçekten çok iyi. Ben daha önce bunu neden burada yememişim onu bilmiyorum. Mükemmel. Gerçekten aklınızı helal edin. Yani ben bunu editlerken bile, montajlarken bile nasıl diyeyim, çok acıkacağımı biliyorum. Vallahi bilmiyorum, hakkınızı helal edin tekrardan şöyle. Buyurun şurada. Çok yemek istemiyorum ama insan tutamıyor ki kendisini. Çok yemek istemiyorum dediğim gibi. Daha gideceğimiz yer çok. Bir de peynirin tadına bakıyorum. Ondan sonra diğer bölgemize geçebiliriz. Peynir çok büyük oldu bu ya. Abi bunları yarın oruçken aklıma gelecek hatırlayacağım. Ve kendi kendime artık Allah affetsin ya. Favorim kıymaydı normalde. Ama tereyağlı yani Adana böreği diye, su böreği diye bilinen favorilerim şu an değiştirdi. Bu başka bir şeymiş ya vallahi. Bizim börekçilik tavsiyelerimiz arasında zaten internette aramaya geçerseniz Adana'da en başta gözüken yerlerden birisi. Tavsiyemdir. Kesinlikle gelin. Ben buraya hayranım abi. Her Adana'ya geldiğimde buraya gelirim ben. Ayranı da çok farklı ya. Gerçekten ayran da ayrı bir güzel. Özgürcüğüm, sizler gittiniz, hakkınızı helal edin. Bunlar sizden ayrı yiyorum. Siz şimdi otelde uyuyorsunuzdur. Keşke yorgun olmasaydınız da katılsaydınız gerçekten. Bak geç saatlerde konuşmam biraz zorlanıyor, dilim dolanıyor artık. Diğer bölgeye geçelim, çok uzatmanın da bir gereği yok. Öperek geçelim. Dostlar şu anda Kışla Sokağı'nda yürüyorum. Yani yürüyerek geldim. Şimdi şırdancı bir abiye denk geldim. Aslında tantunici de vardı. Tantuniyi de çekmek istiyordum. Fakat kapatıyormuş. Saat gece 2'ye geldi. Direkt abimin yanına geleyim şöyle. Abi normalde bu kadar erken kapatıyor mu orası? Normaldir yani, hayat bitiyor abi. Evet doğru söylüyorsun. Yani Adana'da aslında gece 4'e kadar 5'e kadar bir hareketlilik olur da yazın. Gece 2 yazın 3. He yaz yani çünkü yazları daha çoktu evet, sanki. Evet, yazın 3. Evet. 3.30 o civarlarda kapandı. Ben geç kalmışım bayağı. Allah'tan sana denk geldik abi. Ya, nelerin var abi, bakabilir miyiz? Abi şırdan var, şu an kırkat var, evet. Karın var. Kırkat neyden yapılıyor? Nasıl oluyor acaba? Her hayvanda bir tanedir. Evet, mide mi acaba o? Mide kısmı. He, mide, evet. Şırdan mide. Evet abi. İkisinden de küçük alabilir miyim ya? Sabahtan beri yemek yiyorum artık. Az az yemem lazım onlardan da. Önce bir şırdanla başlayalım istersen. Bir de fiyatları öğrenebilir miyiz şırdanda? 90 lira. Şırdan 90, kırkat? Kırkat 60 lira. Tamamdır abi. O zaman ben de şöyle bir taburemize oturalım. Tabur. Yani Adana'da aslında birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Ben biraz geciktim. Yani siz mümkün oldukça 12-1-2'ye bırakmayın. 12 civarında. Baharat atayım mı arkadaşım? Olur abi, baharatını da atalım. Pul biber. Pul biber de olsun. Turşu yanlarını seversen alırsın. Tamamdır abi. Şöyle bir şırdanı göstereyim size. Kolları sıvadık. Yine yiyeceğiz, yine yiyeceğiz. Duramıyoruz. Eyvallah. İpini de çektik. O anı gösteremedim size ama neyse. Şöyle yapalım. Şırdanımız ve
Ya afiyetle yiyelim şunu bir ya. Burası hemen yol üzerinde. Yani çevre yolundan mesela örnek veriyorum. Ankara'ya gidiyorsunuz, Antalya'ya, Mersin'e, Adana'dan geçerken hemen şehir hastanesinin oradan dönüp buraya gelebilirsiniz. Şöyle bir başlayalım bismillah diyerekten. Kağıda sardım. Mükemmel bir şey ya, böyle bir şey yok. Abi buraya gelince şırdanı kesinlikle tadın. Ben bu arada poşette tutamadım, direkt böyle elime alıyorum. Ya şırdan elle yenir abi, lezzeti böyle alıyorsun. Öyle çatalmış, bıçakmış, bunlara girmeyeceksin. İşin olayı burada. Abi ne zamandan beri yapıyorsun bu işi? 98'den beri. Maşallah. 26 yıl, evet. Şöyle gene göstereyim şırdanı size. Biraz hızlı yedim ama. Tırkat da alim abi ya. Tırkatı bilmiyorum. Şırdan daha önce tatmıştım. Onun da biraz hızlı yedim. Anladım. Yiyebilir miyim? Abi çok küçük alabilir miyim ondan ya? Buradan çünkü... Şurada gece dönercisi var. Hala açık mı orası? Çalışıyor mu? Zannetmiyorum. O zaman videomuz belki de burada kapanıyor ya da varsa oraya da uğrayacağız. Son. Tırkatın da yine içeriği aynı değil mi abi? Pirinç aynı, var. Aynı. Onda da ipini çektik. Daha... Evet. Şöyle koyuyorum. Tırkat böyle. İlk defa yiyeceğim bu arada. Gerçekten şu an YouTube'da yani size özel yiyorum. Bismillah. Böyle kuşbaşı mı desem, yürek mi desem, bir garip bir tadı var ama et yoğun böyle. Az önce şırdanda pirinç tadı daha yoğundu. Bunda et tadı daha yoğun. Abi yok böyle bir şey ya. Gerçekten. Bak şu şekil her ısırdığında atılabilir. He. Kimyon ve pul biber her ısırıldığında atılacak. Kendimi daha fazla zorlamak istemiyorum. Ya gerçekten bu lezzet zaten bırakılmaz. Ben de artık abimizin bir müşterisiyim. Buradan geçerken geceler özellikle denk geldiğinde. Gündüz yoksun değil mi abi? Akşam kaçta başlıyorsun? 6.30-7 arası. Olur abi. Ellerimiz artık böyle kirlendi. Şu anda eski barajın köprüsünün oradayız. Artık gece 2.30'a geliyor. Gece dönercisi kapalıydı arkadaşlar. Maalesef ki olumsuz sonuç veriyorum. Kokoreççiler kapalı. Aslında Adana'da ben şey sanıyordum. Sabah 4'e kadar 5'e kadar falan böyle aktif sanıyordum. Fakat öyle değil. Gece 2'den sonra birçok yer kapalı. Ben artık eve doğru geçeceğim ama son bir kez göstermek istediğim bir kafe var. Umarım açıktır. Çok sevdiğim bir abimin kafesi. Onun da haberi yok. Ona da sürpriz yapacağım aslında. Burada Dilberler Sekisi'nde barajın üzerinde ilerliyorum aslında. Baraj kapağının üzerindeyim. Şöyle göstermek gerekirse. Burada su var. Bu tarafa da zaten kapak aracılığıyla veriyorlar. Suyu da bayağı biriktirmişler bu arada, su hemen. Burada başımızda yani, nasıl diyeyim size, taşmak üzere. Ve sanki böyle altımdan duvar gidiyormuş gibi hissediyorum. Nedense bilmiyorum. Arabayı arka tarafa bıraktım. Ben Yüreğir Kışla tarafındaydım. Zaten az önce de size anlattım. Hastane tarafındaydım. Buradan karşıya geçmek için trafikte bayağı dönmek gerekiyor. Sonra geri buraya gelmek için gene bayağı dönmek gerekiyor. Ondan dolayı arabayı Yüreğir tarafına bıraktım. Köprünün Yüreğir tarafına ve şu an Seyhan tarafına geçiyorum. Aslında köprü Yüreğir ve Seyhan arasında bir şey de diyebiliriz, sınır da diyebiliriz. Yanlış yorumum varsa Adanalılardan özür diliyorum. Ben kendimce öyle yorumladım. Çünkü karşı tarafım Seyhan, arka tarafım da Yüreğir. Yani burası Dilberler Sekisi, orası da Sepici Mahallesi diyebiliyorum. Yanlış biliyorsam tekrardan arkadaşların affına sığınıyorum. Burası eski kapak mı diyorlardı, eski baraj mı diyorlardı, ne öyle bir yer. Abi kafeye geldim. Kafe de kapalı. Işıklar açık. Yusuf abiyi aradım. Oturabilirsin, problem yok dedi. Şöyle göstereyim. Oturacak yerler açık. Bir 5 saniye burada oturup dinlenip artık eve geçeceğim. Her yer kapatmış. Gece 2'de herhalde Adana'da tek dışarıda kalanlardan birisi benim. Arka tarafım Bacardi 1.5'er tesisleri oluyor. Karşı tarafım zaten Seyhan Dilberler 8'i. Saat 2.05 geçiyor. Gerçekten artık ben de eve gidip uyusam iyi olur. Çok geç oldu saat.
Yani şöyle anlatayım size, hedeflerimizde kokoreç, tantuni, muzlu süt de vardı. Fakat bunları yapamadık. Bunlar kapalıydı. Geç kaldık. Aslında bu benden de kaynaklı. Kafede çok zaman geçirdim. Gece 1'e kadar kafede oturduk. Ondan sonra işte tabii mola vererek öncesinde gittiğimiz yerler de vardı. Neyse, laf uzatmanın anlamı yok. Adana'da benim gece sokak lezzetleri turum bu kadardı. Böylelikle size de, ben de kendim tecrübe kazanaraktan, gece 2'den sonra Adana'da bir yer yokmuş aslında. Ben şey sanıyordum, yani sabaha kadar çalışıyorlar gibi bir algı vardı bende. O algı bitmiş oldu, öğrenmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Oruç olanlardan da tekrardan özür diliyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.